saat 9. Parametre'de karşınızdayız. Tekrar günaydın. Hürriyet gazetesi yazarı, CNN Türk yorumcusu Deniz Zeyrek, Doğan TV, CNN Türk kanalda Ankara temsilcisi Hakan Çelik'le birlikte saat başına de karşınızda olacağız. Günün gelişmelerini yorumlarıyla sizlere aktarmaya, iletmeye çalışacağız. Nedir başlıklar? Müftülere nikah yetkisi. Bu konuda Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları var. Sosyal medya hesabından Twitter'da açıklama yaptı Bekir Bozdağ. Değişiklik laiklik ilkesine aykırı değil. Aksine tam da laiklik ilkesinin gereğidir dedi Bozdağ. Hukuk devletinin gereğidir. Kanun tasarısı evlenme ehliyeti ve evlenme engellerini değiştirmemektedir vurgusunu yaptı. Düzenlemenin hiç kimseyi müftülüklerde nikah kıymaya zorlamadığını, sadece vatandaşa seçenek sunduğunu vurguladı Bekir Bozdağ. Küçük yaşta evliliklerin önünü açabilir eleştirisine de yanıt verdi. Küçük yaşta evliliklerin önü açılır diyenler ya değişikliği bilmeyenler ya da bilerek çarpıtanlardır. Evlenme şartları değiştirilmiyor vurgusu bir kez daha geldi. Sadece daha fazla seçenek sunuyoruz. Hukuku koruyoruz. Bu aslında laikliğin gereğidir diyor Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ. Bu müftülüğün nikah kıyması yetkisine ilişkin olarak gelen eleştirilere verdiği yanıtta. Şanlıurfa'da seyyar satıcı Mehmet Malbora dinimizde putperestliğe yer yoktur diye bağırıp Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne elindeki tahrayla zarar vermeye kalkışınca gözaltına alındı. Mehmet Malbora güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Eli tahralı saldırgana çevredeki vatandaşlar da büyük tepki gösterdi. Maçka Parkı'nda bu kez protesto vardı. Kadınlar Kadıköy'de toplanmış, kıyafetime karışma demişti. Başörtülü, başı açık kadınlar bir araya geldi ve hepsi bir ağızdan kadınlar için adalet, kıyafetime karışma sloganlarıyla Kadıköy'de buluştu. Ardından Maçka Demokrasi Parkı'nda toplandı kadınlar. Peki neden? Elbiseme, şortuma, hayatıma karışma dediler bu kez. Cumartesi akşamı parkta görevli özel güvenlik kıyafetine gerekçe göstererek 24 yaşındaki bir genç kadını parktan çıkarmak istedi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca olay büyük tepki çekti. Bu kez kadınlar Maçka Parkı'ndaydı ve aynı şekilde kıyafetime karışma tepkisini dile getirdiler. Maçka Parkı'nda yaşanan bu olay sonrası. Saadet Partisi öncülüğünde Yenikapı'da Büyük Kudüs mitingi düzenlendi. Binlerce kişinin İsrail karşıtı sloganlar attığı mitingde bazı vatandaşlar Özgür Kudüs ve Filistin yazılı bantlar taktı. Yenikapı etkinlik alanının farklı yerlerine de yine pankartlar asıldı. Yenikapı'da Kudüs mitingi de gerçekleşti. Amerika'dan gövde gösterisi niye Kuzey Kore'ye karşı? Kuzey Kore önceki gün kıtalar arası füze denemesi yaptı. Amerika alarma geçti. Füze 3700 kilometre yüksekliğe çıktı. 1000 kilometre yol kat etti ve bazı Amerika kentlerini de kapsayacak düzeye ulaştı. Los Angeles, Chicago kentlerine ulaşabiliyor bu füze. İşte bu güç denemesine karşı Amerika'da gövde gösterisi yaptı. Kore Yarımadası'nın yine ısındığını söylüyoruz yani sizlere. Yarımada üzerinde bombardıman uçaklarını uçurdu Amerika. İki uçak havada nakit ikmali de gerçekleştirdi. Amerikan uçaklarına Japon ve Güney Kore uçakları da eşlik etti. Gövde gösterisinin görüntüleri bu kez yayınlandı. Çin'e tepkisi var Trump'ın, Amerika'nın. Çin'de bu kez askeri geçit yaptı. Çin ordusunun 90. kuruluş yıl dönümüydü. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de teftiş amacıyla katıldı. O da askeri forma, üniforma giydi. Dünyanın en büyük ordusuyuz mesajını işte bu görüntülerle verdi. Çin ordusunun 90. kuruluş yıl dönümünde dünyaya. Avustralya'da da bir saldırı önlendi. Bir yolcu uçağına yönelik terör saldırısını bir baskın sayesinde engelledi Avustralya. 4 kişi gözaltına alındı. Havaalanlarında güvenlik önlemleri de arttırıldı söyleyelim. Rusya'dan diplomatik misilleme Amerika'ya yaptırımlara karşı gelen bir misilleme bu. 755 Amerikalı diplomatı Rusya'dan göndereceğini açıkladı Vladimir Putin. Ve Yüksek Askeri Şura bu hafta toplanabilir. Kritik neden söyleyeceğiz. Hakkari'den acı bir haber var. Şehit haberi, nöbet değişimi sırasında silah arkadaş tarafından yanlışlıkla vurulan sözleşmeli er şehit oldu. Part-time Hero'dan gözaltı.
bir hero tişörtü vakası daha. Bu kez tişörtün üzerine part time, yani yarı zamanlı kahraman yazıyordu. Adliyeye sevk edildi şüpheli, sonra serbest bırakıldı. Olay Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleşti. Akıncı üstü davası yarın başlıyor. Kritik dava. Önemli isimler, kritik isimler bu FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminin Akın Öztürk gibi isimler bu davada yargılanmaya başlayacak, ifade verecekler. Büyükerşen'e saldırı, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den bahsediyoruz. Eskişehirlilerle saldırı sonrasında buluştu. Başbakan da Büyükerşen'e teşekkür telefonu açtı. Antalya'da yangın çıktı, 100 dükkan kül oldu, esnafın gözyaşları bugüne yansıdı. Bodrum'da artçı depremler devam ediyor. Türk Bugün'de de gece kulübüne saldırı vardı. 3 kişi yaralandı. 22 yaşında bir çalışan hayatını kaybetti. Fatih Terim'den de açıklama var alacağı tazminata ilişkin. Başlıklar böyle, ayrıntılar, yorumlar gelecek şimdi. Günaydın Hakan. Günaydın, iyi haftalar. Günaydın Deniz. Günaydın, iyi haftalar. Nereden başlasak, nasıl anlatsak? Bugünün manşetlerinden gidelim. Posta bugün hain eller manşetiyle çıkmış. Şanlıurfa Siverek'te Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk heykeline yapılan saldırı gündeme alınmış. Heykelin kaidesine kadar çıkıyor saldırgan. Dinimizde putperestlik yoktur diye bağırıp elindeki tahrayla heykele saldırıyor. Vatandaş tepki gösteriyor. Bunun üzerine polis geliyor ve gözaltına alınıyor. Putperestlikle bu heykelin ne alakası var? Hiçbir alakası yok putperestlikle. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Cumhuriyet'in kuruluşunda, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri olan insanların, kişilerin kimi zaman sembolik olarak, kimi zaman da bizzat onların figürlerin göründüğü heykeller var. Türkiye'nin her bir tarafında anıtlar var. Ve hiçbir Türk vatandaşı, ben tek bir kişinin bile bir puta tapmak gibi bir hareketle bu heykellerin, anıtlarının önünde bulunduğunu görmedim. Bunu yapan kişi de yani bunları biliyordur. Eğer meczup değilse, yani meczup olma ihtimali de var. Yani akli dengesi yerinde mi değil mi onu bilmiyorum ama bir ihtimallerden bir tanesi bu kişinin bir meczup olması. İkincisi de tekrar edelim, Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye'nin her yerinde anıtları olan, heykelleri olan, bu ülkenin kurucusu olan bu büyük devlet adamına bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, benim hiçbir şüphem yok ki, büyük saygıları var ve sevgileri var. Ve bu anıtlar da dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Londra'da da, Amerika'da da, Fransa'da da, Almanya'da da, Rusya'da da ülkeleri kuran kurucu devlet adamlarının, büyük liderlerin, büyük devlet adamlarının heykelleri vardır ve anıtları vardır. İnsanlar, bunlar ayrıca şehirlerin en önemli noktalarındadır, en önemli meydanlarındadır gittiğiniz zaman. O ülkenin tarihinin bir yansımasıdır bir anlamda. Yani bu heykeller birer semboldür ama o dönemde elde edilen başarıların ve mücadelelerin, kazanımların da birer sembol olarak dururlar ve insanlar geçmişlerini, tarihteki bu önemli kişileri saygıyla anarlar, minnetle anarlar ve bu heykeller de, bu anıtlar da önemli yerlerde durmaya devam ederler. Ben Türkiye'de olduğu gibi, yani Londra'da da, Amerika'da da insanların bir puta tapmak maksadıyla gidip o heykellerin önünde bir şey yaptıklarını görmüyorum. Kimi zaman anma günlerinde bir çiçek götürülür, bir çelenk konur ve bu bir tapınma amacı değil de bir şükran duygusunun ifadesidir, bir minnet duygusunun ifadesi ve bir saygının ortaya konmasıdır. Bu ülkede görüşü, kanaati, fikri, ideolojisi ne olursa olsun herhalde herkesin minnet duyması, saygı duyması gereken insanların başında da yakın tarihimizde, modern tarihimizde Mustafa Kemal Atatürk var. Dolayısıyla hal böyleyken, yani Türkiye'de insanların aklında, kalbinde ve zihnindeki Atatürk sevgisi ve saygısı bu kadar büyükken gidip böyle bir şey yapmak başka bir şey de olabilir. Yani herhalde bir kafa karışıklığına yol açmak istiyor. Bir tartışma yaratmak istiyor. Bunun üzerinden bir rant mı elde etmek istiyor? Dikkat mi çekmek istiyor sorusu da sorulabilir.
Ama dediğim gibi bu kişi bir yani ağır seviyede bir meczup da olabilir. Bir putperestlik diyor, elindeki tahrayla ağzı alınmayacak. Türkiye'de ben hiçbir kişinin, tek bir kişinin bile bu tip anıtların, heykellerin önüne tapınma maksadıyla gittiğini görmedim. Böyle bir tapınma da yok. Ha, büyük bir sevgi var ama büyük sevgi bir tapınma değil. Büyük sevgi ve saygı, az önce anlattım. Yani dünyanın diğer ülkelerinde de, Washington'da da çok büyük bir anıt var. Hemen Beyaz Saray'ın yanı başında, Londra'da da var bu anıtlar. Dünyanın, Almanya'da da var, Rusya'da da var. Bir tapınma amacıyla da yapılmıyor bu anıtların hiçbirisi. Ve bir putperestlik falan da söz konusu değil. Evet. Saçma sapan bir şey yani yaptığı. Elinde tahra, Atatürk büstüne, Mustafa Kemal Atatürk'ün Şanlıurfa Cumhuriyet Meydanı'ndaki büstüne gidip bizim dinimizde putperestlik yoktur diye heykelin büstüne doğru çıkıp tahrayla vuruyor. Sonra gözaltına alınıyor. Çevredekilerin de büyük tepkisi var. Deniz, ekleyeceğin, söyleyeceğin bir şey varsa alayım. Evet. Yani bence meczup falan değil, gayet de akıllı birine benziyor. Çünkü amacı böyle bir tartışmanın fitilini ateşlemek. Amacı propaganda yapmak. Zaten götürülürken yaptığı, konuştuğu şeylere bakılırsa hiç de öyle meczup falan değil. Nasıl olsa kabahatler kanununa göre 300 lira ceza verirler, bırakırlar beni gibi bir gerçekçilikle hareket etmiş. Herhangi bir şey, başına herhangi bir şey gelmeyeceğini bilerek hareket etmiş. Bir yerlerden cesaret alarak böyle çok bir büyük bir özgüven patlamasıyla yapıyor. Yani ben o hani Atatürk heykelini bir kenara bırakalım. Tarlada kullanılan o aletle ben şurada Ankara'nın sokağında geçsem, İşte ben de onu diyorum. Herhalde bütün diyorum, polis şeyde alarma geçer değil mi? Aynen. Yani şehrin göbeğinde bu, hani meczup olsa o elindeki şeyle başkalarına da zarar verir. Yani burada şöyle bir şey var. Hani o heykelden kurtulmak istese bunu gece yapar, gizlice yapar vesaire. Ama yani burada bir şov var, burada bir gösteri var, burada bir propaganda var. Hiç de öyle masum falan değil. Sadece şunu söyleyeyim ben. Bu zihniyet, bu kafa Atatürk'ün fikirleriyle, kendi fikirlerini kullanarak, kendi hani görüşlerini kullanarak Atatürk'ün fikriyle, işte demokrasi anlayışıyla, geride bıraktığı cumhuriyetle mücadele edemeyen bir karakter. Yani kendi fikri, Atatürk'ün fikriyle, Atatürk'ün bize bıraktığı o fikirle mücadele edecek boyutlarda değil. Dolayısıyla o da ancak işte o ne aletin adı, ben orak diyeceğim ama orağa da benzemiyor. O tahraymış. Ancak şiddet kullanarak heykeli devirmeye kalkarak mücadele edeceğini zanneden bir zavallı. Başka bir şey demeyeyim ben. Peki. Maçka Parkı'nda protesto vardı. Bugün yine gazetelerin birinci sayfasına çıkan bir haber bu. İstanbul'da kıyafetime karışma yürüyüşü yapıldı önceki gün. Onun akşamı Maçka Parkı'nda bir özel güvenlik görevlisinin bir Maçka Parkı'ndaki genç kadına kıyafet müdahalesi ve parkı almaması, buna dair görüntüler, yayınlanan görüntüler sosyal medyada çok tartışıldı. Sonra kadınlar bu kez Maçka Parkı'na gitti ve bir kez daha orada kıyafetime karışma dedi Kadıköy'den sonra. Bitmiyor ki. Şimdi yapılan oradaki vatandaşa, genç kıza yapılan müdahalenin hiçbir şekilde kabul edilebilir bir tarafı yoktur. İnsanlarımız, vatandaşlarımız, genç insanlar, yaşlı insanlar, bütün herkes parklara giderek bir soluk alma hakkına sahiptirler. Şehirlerin içinde yaşam alanları, özellikle yeşil alanlar son derece daraldığı için hele böyle parklar bir soluk alma, gerçekten bir nefes alma imkanı veriyor. Ve insanlar parklara genellikle, yani özellikle parka gitmek gibi bir planları varsa, yani yoldan geçerken değil de parka gitmişlerse, doğal olarak tercihleri de o yönde olabilir. Rahat kıyafetlerle giderler. Şimdi hiç kimsenin yani bir kıyafet tartışması yapabileceği bir durum söz konusu olamaz. Yani oraya isterse bir vatandaşımız bir başörtüsüyle, bir türbanıyla veya bir başka tercih ettiği, kendisini rahat hissettiği, herkes kendisini farklı bir kıyafetle rahat hissedebilir ve bu tercihinde özgürdür. Şimdi bakın, parklardaki güvenlik görevlilerinin rolü ve amacı şu olmalı ve bence şudur da, efendim, insanlara bir fiziki saldırı olmasın, bir suç işlenmesin, yani bir asayiş durumu, asayişi engelleyecek bir güvenlik meselesi olmasın,
bir yangın çıkmasın, kimse gelip de bir çöpünü boşaltmasın, bir ne bileyim bir yangın olacaksa bunu ihbar etsinler veya işte bazen evcil hayvanlarla ilgili bazı düzenlemeler yapılıyor parklarda, onların bir kuralı var. Bunları genellikle kontrol ederler ve bakın şunu söyleyeyim Ebru, dünyanın yani izleyicilerimiz gidenler de bilirler, Amerika'da da Londra'da da Almanya'da da parklarda genellikle bu parkların denetiminden güvenliğinden sorumlu olan kişiler de pek görünmezler ortalarda, böyle yani insanları rahatsız edecek, onları böyle adeta bir baskı altında tutuyormuş gibi bir tutum içine girmezler. Tam başımıza bir şey gelse şimdi, genellikle de dolayısıyla olmaz. Yani bu parklardaki güvenlik görevlilerinin ya da güvenlik görevlisi ise onların işi değil. Ha parkta yüksek sesle müzik dinleme, başkalarını fiziksel veya sözlü olarak rahatsız etme durumu olursa gelir uygun bir şekilde. Lütfen bunu burada yapmayın veya bu müziği kısın, burada ateş yakmayın, mangal yapmayın. Yani parktaki güvenlik görevlisinin amacı ve fonksiyonu budur. O nedenle görevlendirilir parklarda. Kalkıp da işte sizin kıyafetiniz bu, ayakkabı seçiminiz bu, burada bu uygun değil, gömleğiniz açık fazla, eteğinizin boyu şu gibi bir düzenleme söz konusu yok değildir. Olamaz ve bu müdahale bu yönüyle son derece yanlış. Önce Kadıköy, sonra Maçka Parkı. Zaten Kadıköy'den bir gün sonra zaten o gün, ertesi günün akşamı Maçka'da bu olay yaşandığı için bu kez kadınlar Maçka Parkı'ndaydı. Bu park son günlerde zaten farklı konularla da gündeme gelmişti. Yeme içme fiyatları vesaire. Her yer biraz ilgi görünce malumunuz. Evet. Bir kere bu olay Ebru, Kadıköy'deki eylemin ne kadar haklı ve gerekli bir eylem olduğunu gösteriyor. Yani demek ki Kadıköy'de sokağa çıkan kadınlar, ben gerçekten CNN Türk'te sabah eylemin görüntülerini izledim. Her kesimden insan vardı. Yani muhafazakarı da vardı, işte gençler de vardı, üniversiteliler de vardı, 60-70 yaşında olan kadınlar da vardı. Hepsi aynı mesajı veriyordu. Sadece kıyafetime değil, yaşam tarzıma dokunma, tercihlerime dokunma, bana dokunma mesajını veriyorlardı. İşte bu eylemin, bu yürüyüşün ne kadar gerekli ve haklı olduğunu Maçka Parkı'nda yaşanan olayda gördük. O parka gelen insanları korumakla yükümlü olan, onların güvenliğini sağlamakla yükümlü olan bir görevli bizzat güvenlik sorununa dönüşmüş bu olayda. Evet. Yani parka gelen insanın güvenliğini tehdit eder hale gelmiş. Bunlara müsamaha göstermemek lazım. O yani kendi görev tanımının, görev kodunun dışına çıkmış biri. Dolayısıyla bir yaptırımla karşılaşması gerekir. Yani bunlar cezasız kaldıkça, bunlar yaptırım görmedikçe maalesef tekrarlıyor. Yani ben gerçekten şunu söyleyeyim. Görevlerini büyük titizlikle yapan özel güvenlikçileri hani bir kenara bırakalım. Böyle üzerindeki üniformanın bütün dünyanın en büyük güçlerini ona verdiğini zannederek hareket eden, böyle bazen kraldan çok kralcı olan, işgüzarlık eden özel güvenlikçilerle zaman zaman farklı yerlerde hepimiz karşılaşıyoruz. Onların görev tanımlarının çok iyi yapılması lazım. Biraz önce Hakan, hani parklardaki güvenlikçi neye dikkat etmeli, onun görevi nedir ile ilgili bir takım şeyler sıraladı. Eğer o güvenlikçiye, amiri ya da o şirkete o görevi veren belediye bunların tanımını yapmışsa o tanımın dışına çıkmaması gerekiyor. Yani bu görevin içinde eğer belediye ona işte şort giyen, işte kolu açık, omzu açık tişört giyen kadına müdahale edeceksin, buradan çıkaracaksın diye bir görev vermişse belediyeyi tartışmamız gerekiyor. Ama böyle bir görevi yoksa, buna rağmen o güvenlikçi böyle bir işe kalkışmışsa o güvenlikçi bir yaptırımı hak ediyor. Durum bu kadar nettir. Ama biraz önceki o Atatürk heykeline saldıran şahısla ilgili de söyledim. Bunlar hep böyle yanıma kar kalır düşüncesiyle yapılan hareketler. Bunlar hep böyle işte bir şov amaçlı yapılan hareketler. Yaptırım şart. Yani bunlara sen görevinin dışına çıktın kardeşim demek şart. Buna uymadığın için şu yaptırımla karşılaşıyorsun demek gerekiyor. Evet.
Ebru, kısa bir süre önce Londra'daydım. Oradaki parklardan birinde bir arkadaşımla birlikte işte çay kahve içip dolaşırken, biliyorsun buralarda çok sincap vardır bu tip büyük parklarda. Bir arkadaşım da yani bu sincapların aç kaldığı gibi bir varsayımla onlara sürekli fındık veriyordu. Görevli geldi, dedi ki ya bunlar çok oburdur. Verdiğiniz her şeyi yerler ve aç da değiller, merak etmeyin. Çünkü ne verirse daha fazla yapıyordu. Beslemeyin. Evet. Yani bu şekilde bir espri yaptı. Yaklaştı, gülündü, geçildi. Yani güvenlik görevlisi değil de onlar park görevlileridir, park bekçileridir. Onların amacı ağaçları, doğayı korumak, oranın güzelliğinin bakımına yardımcı olmak. Bir tür bakıcı gibi de çalışırlar yani, oranın bakımından sorumlu. Böyle yumuşak yerlerdir, insanların stres attıkları, güldükleri, kahkaha attıkları yerlerdir. Yani bir tür ahlak polisliği gibi bir şey söz konusu değil Türkiye'de. Yani herkes kendi davranışlarından, kendisi sorumlu. Başkalarını gidip fiziki veya sözlü olarak taciz etmediği sürece herkes özgür yaşam hakkına sahip ve parklar soluk alınan yerler. O nedenle gerçekten bir iş güzellik yapmanın alemi yok. Onu orada görevlendiren makam kurum da gidip insanların kıyafetine karışsın diye onu orada görevlendirmiyor. Onun görevi değil o çünkü. Bu da bir taciz. Bir türbanlı vatandaşımız da, bir başörtülü vatandaşımız da ayrıca bu rahatlıkla gidebilir. Meselesi, herkes gidebilmeli. Çok yani, özür dilerim. Evet. Bu kıyafet meselesi de şunun ortaya, yani şunun tezahürü. Benim hayat tarzım bu. Bu hayat tarzına uyacaksın mesajı bu. Yani o güvenlikçinin kendi hayat tarzı, o kadının kıyafetini kabul etmiyor. Ve o güvenlikçi bu hareketiyle o kadına kendi hayat tarzını dayatmaya çalışıyor. Yani sen bu kıyafetle bu parka giremezsin. Ya parkın girişinde şu kıyafetlerle giremezsin diye bir şey mi var? Ya da o parkla ilgili böyle bir kural mı var? Yok. O zaman sen bu kıyafetle giremezsin dediği andan itibaren kendi kafasındaki o dar sınırları belli, o sığ yaşam tarzını başka birine dayatma çabasıdır bu. Yani aslında bunun Türk Ceza Kanunu'nda bile karşılığı var. Yani tekme atanlara hani basit darptan önce ceza vermek istediler ve saldılar. Sonra bunun halkı böyle bölen, işte yaşam tarzına müdahale eden eylemler olduğu kanaatine varıldı ve cezalar oradan verildi ve onu insanlar tutuklandılar. Burada da aynı suç işleniyor. Yani kendi yaşam tarzını başka birine dayatma çabası aslında bir suçtur. Yani bunu hiç kimse yapamaz. Bu yani bir başörtülü kadına müdahale edildiğini çok gördük bu ülkede. O da yaşam tarzına müdahaleydi. O da kendi yaşam tarzını başkalarına dayatma çabasıydı. O nasıl kabul edilemiyorsa bu da kabul edilemez. Yani insanlar istedikleri gibi hani toplumu galeyana getirecek böyle hani çok marjinal, çok böyle trajik şeylerden bahsetmiyorum ama gayet gündelik yaşam içinde gayet normal olacak, sıradan olacak şeyleri bu insanlar kendi zihinlerinde kabul etmeseler bile tahammül etmesini öğrenecekler. Yani o güvenlikçiyi götürüp Londra'da, hep Londra'dan örnek veriyorsun, işte bir parka koysan herhalde çıldırır, bikinileriyle güneşlenen insanları görür orada yani. O zaman orada ne yapacak? Hani bunları artık kabul etmeleri lazım. Kabul etmeyenlere de kabul etmeleri gerektiğini bizim sık sık anlatmamız gerekir. Evet, kıyafetime karışma büyük mitingden sonra Maçka'da bu olay yaşandı ve arkasından tekrar kadınlar Maçka'daydı. Bir kez daha vurguladılar. Kimsenin kıyafetine karışma, kim nerede ne giyeceğini bilir. Kimsenin uyarısına da ihtiyaçları yok. Mesajı verdiler. Eskişehir'de önceki gün silahlı saldırı girişimine uğradı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen. Çok fazla haberler var. Bir haber de Bodrum'dan var. Eskişehirlilerle buluştu bu saldırı sonrası. Olayın ardında rant kavgası olduğunu söyledi. Şehir menfaatine aykırı olan konulara müdahale etmekten asla çekinmeyiz mesajını verdi. Mahfuz Banlı silah çektiği iddia edilen kişi de o dahil 4 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Sanırım Büyükerşen yoldan geçerken yürüyüş yaparken masaları içeri almasını söylemiş.
Orada bir arbede ve silah çekilmiş Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Başbakan da geçmiş olsun telefonu açtı. Ben de bu rant kavgaları dileklerimi iletmek isterim gitmiyor. Sayın Büyükerşen'e. Çok önemli bir akademisyen ve önemli bir şehircilik konusunda da özgün projeleri olan saygın bir isim kendisi. Kim olursa olsun böyle bir saldırının yapılmamış olması gerekirdi zaten. Profili kim olursa olsun. Kaldı ki kendisi bu durumu izah etti ve bunun bir rant kavgasıyla ilişkili olduğunu ve rant hırsının şehirleri çok zorladığını, çok zorlamaya başladığını ifade etti. Bu sürecin iyi bir tarafı da Sayın Başbakan'ın, Binali Yıldırım'ın da telefon etmesi, geçmiş olsun mesajını iletmesi oldu bence bu. Bir sorun yok ama bu süreçte yaşananlar aslında Türkiye'nin birçok yerinde yaşanan o kavgaları, rant kavgalarını da bir daha gün yüzüne getirdi. Çok büyük bir rant oluşuyor. Nereler, kimlerin elinde sorusunu da akıllara getirdi. Ve bir rant mafyası oluşuyor. Bunu da ifade etti Büyükerşen. O kadar büyük bir rant paylaşımı söz konusu oluyor ki bazen önünde hiç kimse duramıyor. Duramıyor. Yani en tepeden bile bir tepki gelse. Şimdi belediye başkanına dönük bir silah, onun uyarısına silahla yani karşılık. Bu olay aslında bu Türkiye'deki vahim, bu tabloyu yönüyle, da. Vahimleşen tabloyu göz önüne seren ve mutlaka bunu engellemek için, yani bu rant paylaşımının doğurduğu ve doğuracağı tehlikeleri durdurmak adına bir şeyler yapılması gerektiğini gösteren bir işaret. Ben de ilk okuduğumda tehlikenin ne boyutlara ulaştığını göstermesi açısından üzdü, ürküttü Deniz. Evet. Ya bunun o kadar çok boyutu var ki biz aslında çok fazla üstünde durmuyoruz. İyi ki siyaset tatile girdi de bu konuları konuşmaya fırsat bulduk. Burada şöyle bir şey var Ebru. Yani devlet teorisinde nereye gidersen git en başından, yani devletin ilk ortaya çıktığı andan bugüne kadar, modern devlete kadar şöyle bir şey vardır. Biz vatandaşlar değişik kurallar silsilesi içinde seçimler yaparız. O seçimler çerçevesinde yetkimizi bir üst yapıya devrederiz. O da işte bizim verdiğimiz o yetkiye dayanarak işte o kuralları bizim hani seçtiğimiz insanların meclislerde vesaire belirlediği kuralları uygular. Yani bu işte bir kaldırımda masa konulur mu konulmaz mı vesaire, bütün bunları örneğin Büyükerşen Eskişehir halkının verdiği yetkiyle o kuralları uygulayan kişidir. Devleti orada temsil eder Eskişehir valisiyle birlikte. Ve eğer bir insan çıkıp da Büyükerşen'e silah çekerse, yumruk atmaya kalkarsa, aslında Büyükerşen'in yerine ben de olabilirdim, siz de olabilirdiniz. Aynen. Başkan olsaydınız. Hedefteki kişi Büyükerşen'in kendisi değil. Hedefteki kişi Büyükerşen'in temsil ettiği makamdır. Yani devlettir. Şimdi devlete kafa tutan adamların ortaya çıkmaya başladığı bir dönemde yaşıyoruz. Ya bakıyorsun işte adam çıkmış insanları tehdit ediyor yakmakla, derisini soymakla vesaire falan. Başına en ufak bir şey geldi mi bugüne kadar? Gelmedi. Yani bu mafya türü oluşumlar devletin hani açtığı alanda büyürler, genişlerler. Güzel bir söz vardır. Devletin olmadığı yerde kendini devlet zanneden adamlar türer diye. İşte devlet burada kendisini gösterirse, devlet gereğini yaparsa bu adamlara yaşam alanı sunmaz. Bu adamların kuralların dışına çıktıkları sürece yerleri cezaevidir. İşte o kuralların öngördüğü yerlerdir. Ama ne yazık ki işte bir şey olmuyor. Yani ben hala mesela geçen ay bir mafya babasının insanların böyle kan akıtmaktan bahsetti, insanları böyle öldürmekten bahsetti falan. Karşılığında hiçbir yaptırımla karşılaşmadı ve bunu ben mesela anlayamıyorum. Ya da bu adam, Büyükerşen'e silah çeken adamın Büyükerşen açıkladığı sabıkasını anlattı. Bu adamın nasıl aramızda dolaştığını anlayamadım dedi. Biz de anlayamadık. Yani devlet burada üzerine düşeni yapmalı. Devlet, hukuk devleti
üzerine düşeni yapsa bu adamlar kendilerine bunları yapacak bir alan bulamazlar. Yani ne gidip tatil yerinde bir işte plajı kurşunlayabilir, ne belediye başkanına yumruk atabilir, ne başka bir yerde kendisi gibi düşünmeyen insanları öldürmekle tehdit edebilir, ne de işte Urfa'da Atatürk heykeline o adını yine unuttum Ebru, o şeyle saldırabilir. Devlet burada üzerine düşeni yapmıyor gibi bir izlenim ediniyorum ben. Neyse, zaten bilmek de gerekmiyor. Dolayısıyla çok önemli bir tahra da sürekli söylemesek de olur. Boşver, unut gitsin zaten. Türkbük'ün de kanlı gece başlıkları var. Bodrum'da saldırı haberi geldi. Artçı depremler devam ediyor. Depremin 6,5'luk depremin ardından 10 gün sonra bile artçılar 4,3 ve 4,4 olarak devam ediyor. Zaten geçen haftayı yine doluyla, karkış, sel, yağmur, fırtınayla geçirdik. Adeta bir kış günüydü. Bu saldırı haberi de yine Bodrum'dan, bundan sonra yani Büyükelşen'e saldırı, arkasından bu yine gece kulübüne ateş, 3 kişi yaralanıyor. 1 kişi 22 yaşında bir genç çalışan hayatını kaybediyor. Şimdi dikkat ederseniz trafik biraz daha rahat. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler boşaldı bir oranda ve bazı yani imkanı olanlar bu tip yerlere gittiler. İşte Bodrum, Çeşme ve dikkat ederseniz hem Bodrum'da hem Çeşme'de, Alaçatı gibi yerlerde bir yüksek tansiyon var, bir gerginlik var. Böyle bir tartışma var. Trafik kavgası, işte mekanlarda kavga, hesap yüzünden kavga, bana niye baktın kavgası, masanı şöyle çevir ben burada oturacaktım. Yani büyük şehrin bütün kronik sorunları, hastalıklı ruh hali bu bölgelere taşınmış vaziyette. Oranın da huzurunu bozdu buradan gidenler. Yani orada huzurlu bir şekilde kafa dinlemek üzere bütün hayatlarını orada geçirenler bir an önce şu büyük şehirlerden gelenler dönsünler gibi bir şey içindedirler diye düşünüyorum. Bu yaşanan tartışmaların, kavgaların sebebi de tabii ki bu gidenlerin değil, oradakilerin de yer kavgası, para kavgası, rant kavgası şeklinde de yorumlanabilir. Elbette, tabii. Elbette, tabii ki o da var Ebru. Ve yani Bodrum'un şu an nüfusu ne kadardır acaba? 2 milyon falan olmuştur herhalde, değil mi? Gidenler. Hiç bilmiyorum. Ben gidemediğim için. Ben de gidemediğim için tahmin yakından olarak. Yakından bakamadım. Biz burada stüdyodayız şu anda. Gelen haberler üzerinden yorumları yapıyoruz. Yani. Herhalde o kadar vardır. Bilmiyorum. Deniz ne kadardır nüfusu? Sen bilirsin oraları. Yani 2 milyonu aşmıştır Hakan. Bodrum'dan çıkmıyor zaten Deniz. Belediye başkanı. Gelme boyuna zaman... Deniz. Ne? Yok, ben Bodrum'a gittiğim için değil. Kocadon'la, belediye başkanıyla sohbet ettiğimizde hep ondan şikayet eder. Ya evet, normal zamanda nüfusumuz bu kadar ama hani yaz aylarında, sezonda Türkiye'nin en büyük ilk 5 şehri arasına giriyoruz. Ama olanaklarımız, bütçemiz vesaire bunu yansıtmıyor diye yakınır her zaman. Oradan biliyorum yani. Gerçekten de sezon aylarında 2 milyonun üstüne çıkıyor ve bir sürekli bir sirkülasyon var. Yani ayağını Bodrum'a basanların sayısı 5 milyonu falan buluyordur. Yani aynı anda bulunan insan sayısı belki milyonlarla ifade edilebilir ama gidip gelen işte o sirkülasyondan dolayı herhalde 5-6 milyon insan yaz aylarında Bodrum'a ayak basıyordur. Evet. Bu arada dünyanın durumuna geçeceğim ama Fatih Terim'den bir açıklama var. Değerlendirmek isterseniz. Terim diyor ki, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden istifa etmedim. Görevime Türkiye Futbol Federasyonu tarafından son verildi. 4.3 milyon euro tazminat gündeme gelmişti. O çok tartışıldı. Onun üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı Twitter'dan Fatih Terim. 3.5 milyon euroyu bulan tazminatı kamuoyunda tartışılmıştı. Yanlış söylemiş olmayayım. İstifa etmedim ben, Türkiye Futbol Federasyonu isteğiyle görevimi bıraktım diyor. Ebru, bu hukuki bir açıklama. Çünkü ileride eğer Türkiye Futbol Federasyonu ile Terim mahkemelik olursa, Terim ya ben bıraktım, ben istifa ettim derse mahkemede federasyon aleyhine kullanabilir. Ya işte kendisi de açıkladı diye. Ben istifa etmedim ifadesi mahkemeye yönelik bir not düşmedir diye düşünüyorum. Yani sadece şunu söyleyeyim. Geçenlerde bu konuda ben ilk defa hayatımda hani futbolla ilişkili bir yazı yazdım. Ve bugüne kadar da hiç beklemediğim, hiç görmediğim bir ilgi
gördüğünü fark ettim yazının. Ve insanların %90'ı da benimle aynı şeyi düşünüyor. Gelen yorumlardan onu fark ettim. Ya imparator olarak kalmak istiyorsa eğer Fatih Terim, bu tüyü bitmemiş yetimin 3,5 milyon eurosuna göz koymaktan vazgeçsin. Yani bu halkın gözünde onun gerçekten nadide bir yeri vardı. Başarılarını hiçbirimiz unutmadık. Hem Galatasaray'ın işte şampiyonluklarını, uluslararası başarılarını, hem milli takımda gösterdiği başarıları unutmadık. Ama son dönemde 2013'ten sonra getirildiği görevde çok da başarılı olamadı. Buna rağmen 5 yıllığına her yıl için 3,5 milyon euro olmak üzere toplam 70 milyon liralık, ki eski parayla 70 trilyonluk bir anlaşma imzalamıştı. Ve bunun son 3,5 yılı geride kaldı, 1,5 yılı kalmıştı. Yollarını ayırmak zorunda kaldı. Şimdi geri kalan o 1,5 yılın parasını istiyor Terim. Bence hak etmedi. Isrardan vazgeçsin, istemesin o parayı. Çünkü o para kamunun parasıdır. Bazıları tepki gösteriyor. Ya federasyon özel bir kuruluştur, o para devletin parası değil, halkın parası değil vesaire değil, ama federasyon da devletin bir kurumudur. Federasyonun sahip olduğu her kuruşta bu 70 milyonun hakkıdır. O nedenle ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını hak etmeden alma çabasını doğru bulmuyorum. Bundan vazgeçerse belki insanların gönlünde geçmişteki hukukuna binaen imparator lakabını koruyabilir. Türkiye'de hane halkının ortalama harcaması, bir hanenin ortalama harcaması 3400 lira. Ben bu rakamla katkı vereyim. Ebru, bu arada cumartesi günü benim konuğum Mustafa Denizli oldu. Türk futbolunun çok önemli, değerli bir ismi. Çok adı geçiyordu ve uzun süredir ilk defa televizyonda bir açıklama yaptı. Milli takımdan bir resmi bir teklif almadığını ifade etti ama şunu da söyledi. Yani böyle bir teklif gelirse milli takımdan gelecek teklif kabul edilir, reddedilmez anlamında bazı değerlendirmeler yaptı. Dolayısıyla bugünlerde de adı geçen isimler var. Milli takımın geleceği. Futbolla ilgili hep bu rakamlar konuşuluyor. Yani futbol, yani futbol, Terim'den önce futbolcu yani sürekli inanılmaz. Futbolcular da, teknik adamlar da, yani herhangi bir futbol. Yani bir futbolcu 5 dakika koşup ortalama bir otomobil alabiliyor. 90 dakikanın sonunda süper lüks bir otomobilin sahibi olabiliyor. Yani çok, bütün meslek gruplarıyla mukayese edildiği zaman en çok kazanan, büyük, en kısa sürede kazanan ve en yüksek oranda dünyada kazananlar. Da böyle. Dünyada bu. Da böyle. Türkiye'de oransal olarak ben daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani futbolcunun özel hayatındaki performansı, oradaki dikkatli duruşu, eğitimi vesairesi, bunlar birinci kriterler değildi. Futbol performansı, evet, spordaki zaten ortaya koyduğu şey, anlık bir patlama halinde inanılmaz rakamların alınmasına neden oluyor. Aksi halde zaten, yani mesela yani Etiler'den bebeğe o kadarlık bir mesafede giden, mesela eşlerine satın aldıkları otomobillere baktığın zaman 5-600 bin euroluk otomobillerle o, yani 1 kilometrelik yolu kat ettiklerini görüyorsun. Bu ancak çok kolay insanların para kazanması halinde, yani adeta parayı savurmak, saçmak şeklinde, yani o kadar çok para kazanıyorlar ki. Belki bundan sonraki sözleşmelerde karşılıklı taraflar daha bir hakkaniyetli ve daha bir uzlaşır noktada olabilir bu sözleşmelerde. Bakın şunu söyleyebilirim ben, Türkiye dünyanın en zengin ülkelerinden biri değil. Değil. Türkiye'de futbol kulüplerinin çoğu batmış durumda, ekonomik olarak söylüyorum, batık durumdalar ve çok ciddi borçlulukları var. En yüksek Türkiye'nin, hesapla ayda bir hane 3400. Onu söyleyeceğim. Türkiye'nin kaynakları belli. O nedenle gerek teknik kirayı adamların, düşün, gerek futbolculara suyu verilen paraların, yani astronomik bir para verildiği zaman bu kulüplerin de ilgili birimlerin de borçluluklarının artmasına neden oluyor. Yani borçlandıkları zaman da bunun yükü bir anlamda kamunun üzerinde, bir anlamda vatandaşların üzerine binmiş oluyor. O nedenle hesapsız harcama, böyle bir yani hava atmak, anlık bir kısa etki yaratmak için malum bir adım atarlarken bunu iyi hesaplamaları lazım. Yani bu kötü bir yönetim, kötü bir işletmecilik anlamına gelir. Peki. Bu kadar, bunlar çevrilemeyecek borçlar. Türk kulüplerinin çok büyük oranda borçları şu anda birkaç tanesi hariç döndürülemez hale gelmiş vaziyette. Bu hesapsız harcamaların, yani paranın saçılmasının, savrulmasının bir neticesi bir anlamdadır. Evet. Şimdi biraz dünyaya bakalım. Dünyada neler oluyor? Kuzey Kore
kıtalar arası füze denemesini yaptı. O fırlattığı füze Amerikan kentlerini kapsıyor. Yani bir saldırıda Amerika etkileniyor. Büyük kentleri etkileniyor. Amerika da buna karşılık verdi. Bombardıman uçaklarını uçurdu. Japonya ve Rusya da bu gövde gösterisine eşlik etti. Japonya ve Güney Kore de bu gövde gösterisine eşlik etti. Ardından Çin'e tepki geldi. Çin de ordusunun 90. yılında, kuruluş yılında devasa en büyük gücüm gösterisini biraz önce yansıyan görüntülerle şimdi arkadaşlarımız yine verir yayınladı. Yani Kuzey Kore'nin füze denemesi bir kez daha. Amerika'nın buna cevabı, Japonya, Güney Kore'nin desteği, Çin ordusunun gösterisi, dünyanın en büyük ordusuyuz mesajı. Rusya yaptırımlara karşı 755 Amerikalı diplomatın Rusya'dan gideceğini duyurdu. Böyle Rusya, Amerika, Kuzey Kore, dünya, Çin gövde gösterisi, Amerika'dan Çin'i eleştiri, böyle bir hafta sonu geçirdik. Başlayalım. Ben Amerika Başkanı Donald Trump'ın özellikle içeride ve dışarıda çok sorun yaşadığı bu dönemde Kuzey Kore konusunda bir adım atabileceğini tahmin ediyorum. Yani Amerika bir sınırlı operasyon düzenlerse bu önümüzdeki günlerde bu dünya için sürpriz olmasın. Amerika bir şey yapabilir bu konuda, dikkat etmek lazım. Kuzey Kore'ye gelince, Kuzey Kore elindeki bu füzelerle kalkıp New York'a, Washington'a falan bir füze atacak değil. Yani böyle bir delilik yapacaklarını düşünmüyorum. Mesele şu, Kuzey Kore'nin bu kapasiteye ulaşıyor olması. Yani Kuzey Kore'nin elinde evru bu şehirlere menzil olarak erişebilecek füzeler olmaya başladı. Zaten yani Japonya nükleer mesela. Nükleer gücüm ben diyor. Yani mesela bir Japonya çok kolay hedefi altında menzil olarak. Çok Güney kolay, Kore zaten. Çok kolay vurabilir. Güney Kore'yi vurabilir. Mesele zaten ülkelerin kapasitelere ulaşması. Yani İran'da kalkıp Amerika'yı, Avrupa'yı normal şartlar altında vuracak değil herhalde durduk yerde. Ama bu ülkelerin füze menzillerinin bu ülkeleri vurabilecek kapasiteye ulaşmış olması bir kaygı kaynağı. Ve bir savaş sebebi olabiliyor, bir çatışma nedeni olabiliyor. Amerika bir operasyon yapabilir. Trump'ın, nasıl bir müdahale, Trump'ın, nasıl bir operasyon? Trump'ın böyle bir şeye ihtiyacı var çünkü içeride çok ama çok sıkışmış vaziyette. Yani, nasıl bir müdahale? Bu müdahalenin nasıl olacağını şu an tam yani bu konuda kesin bir şey söylemek zor. Ama zaten işte B-1 bombardıman uçaklarını falan uçurmaya başladı üzerinde, Kore üzerinde. Bu aynı silahlara sahibim diyor dünyada ona zaten. Benzer. Evet, dünyada tabii, tabii. Kuzey Kore. Yani zaten yani mukayese edilecek hali yok ama dünyanın yarısı sahip zaten. Bir şey yapabilir. Yani dünyada bak ben gücümü test ettirmem diyerek caydırıcılığını ortaya koyabilecek bir hamle yapabilir. Bu hamlenin ne olacağını birlikte göreceğiz. Deniz, böyle bir hamle bekliyor musun? Şimdi şöyle bir durum var. Bir kere şunu söyleyeyim, ben Kuzey Kore'yi gördüm. Gerçekten sürreal bir yer. Daha yeni insanlar seracılık falan öğreniyorlar. Yani işte salatalık üretmeye çalışıyorlar falan. Böyle elektriğin 24 saatin 20 saatinde kesik olduğu, işte su sağlıklı içilebilir, işte temizlik amacıyla kullanılan suyun son derece sınırlı olduğu, insanların kontrol altında, böyle gerçekten hani her an kontrol altında olduğu ilginç bir yer. Yani fakat şöyle bir şey var. Şimdi bu rejim altındaki üçüncü lider görevde ve bu lider de öncekiler gibi Batı'ya şu mesajı veriyor. Beni devirmeye kalkarsanız, ki şöyle düşünün, yani istese Amerikalılar, şunlar bunlar çok rahatlıkla Kuzey Kore'yi Güney'le birleştirecek, işte Almanya'daki gibi bir süreç yaşatacak bir müdahalede bulunabilirler. Kuzey Kore bu nükleer çalışmalarla, nükleer denemelerle, füze denemeleriyle Batı'ya şu mesajı veriyor. Bana müdahale ettiğiniz takdirde ben nükleer silah kullanırım, ayağınızı denk alın. Bu aslında biraz kendini koruma amaçlı da kullandığı bir tehdit. Fakat biraz boyunu aşıyor tabii. Çin eskiden savunurdu Kuzey Kore'yi ama son dönemde, son 2 yıldır takip ediyorum. Evet. Bu yeni Kuzey Kore lideri Çin'in de öfkesini almış durumda. Ama Çin de Kuzey Kore'yi bir denge unsuru olarak gördüğü için Güney Kore Batılılarla işbirliği yapıyor. Kuzey Kore de Çin'le yapıyor gibi bir görüntü var. Onun bozulmaması için de Trump'a falan çok fazla alan açmıyor.
Trump da bu yüzden yakınıyor ama Trump netice itibariyle bugün yaşadığımız bu tartışmaların kaynağında Trump var. Çünkü Trump geldiği günden itibaren Kuzey Kore meselesini kaşımaya başladı ve onu bir sorun gibi bütün dünyanın gündemine getirmeye başladı. Bu biraz da kendi ülkesindeki sorunlardan kaçma gibi görünüyor. İşte Trump Care geçmiyor, işte bir türlü siyaseten kendini gösteremiyor, cumhuriyetçilerin bile desteğini bulamamış vesaire. Bu medyanın, kamuoyunun olağanüstü bir tepkisi var. Bunların gölgesinde kalmamak için Kuzey Kore gibi konuları sonuna kadar kullanıyor Trump. Ben bunun bir hep diplomatik gerilim noktasında kalacağı kanaatindeyim. Ne Çin ne Amerika bir sıcak çatışma noktasına geleceğini düşünmüyorum. Rusya da keza öyle. Soğuk savaş yıllarında bile olmadı. Yani o kadar akka pazarlığı oldu, silahsızlanma pazarlığı oldu, gerilimler yaşandı ve iki blok hiçbir zaman askeri olarak karşı karşıya gelmedi. Bunun da benzer şekilde diplomatik bir gerilim seviyesinde devam edeceğini düşünüyorum ben. Peki. Kuzey Kore'nin özgürlüğü demek aynı zamanda büyük bir pazar anlamına da gelebilir Batı için. Tabii. Çok aç bir pazar. Tüketim mallarını aç anlamında söylüyorum. Büyük bir pazar. Çok büyük bir ülke. Üstelik bir de şu var. Yani iki ülke birleşirse bir şekilde. Yani bakın Almanya'nın birleşmesi bütün dünyadaki dengeleri nasıl etkiledi? Almanya tartışmasız bir şekilde bugün Avrupa'nın en büyük ekonomik gücü. Ve dünyanın en büyük ekonomik gücü, en büyük ihracat lokomotiflerinden biri. Evet. Güney Kore'de de böyle bir şey, iki Kore birleşirse muazzam bir güç ortaya çıkar. Yani Japonya ve Çin bakımından, Rusya bakımından orada çok enteresan gelişmeler meydana gelir. Evet. Şimdi bir not daha var. Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan bir grup Suriyeli'ye yönelik şiddet görüntülerine dair Türk Silahlı Kuvvetleri bir açıklama yaptı. Suriyelilere kötü muamele eden askerlerin gözaltına alındığı belirtildi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada. Bir bu not var. Biliyorsunuz Mescid-i Aksa'da yaşananlar nedeniyle Yenikapı'da bir miting vardı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Şimdi Katar Kabe'ye uluslararası statü verilmesini istedi ya, bu Suudi Krallığı'na karşı savaş diyor Suudi Arabistan. Dolayısıyla Katar'ın bu Kabe önerisine karşı bir gerginlik yaşanabilir mi önümüzdeki günlerde? Bu öneri büyüyebilir mi? Aynı zamanda İsrail'e tepkiler de artarken Mescid-i Aksa konusu yine gündemde. Bu sınırımızdaki olay ortaya çıkınca video görüntüleri, ben de dün akşam bazı üst düzeyli askeri yetkililerle görüştüm, görüşme imkanı buldum ve çok net bir şekilde böyle bir şeye göz yumulamaz, müsamaha gösterilemez, gerekenler yapıldı, yapılıyor açıklamasını yaptılar. Zaten biz de bunu CNN Türk ekranlarından... Askerlerin Suriyelilere gösterdiği. Yani bu bizim sınırımızdan geçişler... Her ne sebeple, hangi şekilde olursa olsun buradaki müdahalenin yapılması gereken şartlar, koşullar bunlar belirlenmiş durumda. Bunun dışına çıkanlar olursa, ki olduğu anlaşıldı, geriye yapılacak. Bir soruşturma, gözaltı kararı vardı. Soruşturma başlatıldı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bunu çok ciddiyetle takip edecektir. Onu söyleyeyim şu anda. Kabe meselesi, Suudi Arabistan'ın bugün dünyada önemli ülke olmasının iki tane nedeni var Ebru. Bir, sahip olduğu zengin petrol yatakları. İki, İslam dini bakımından son derece önemli olan Kabe'nin kutsal topraklar, Medine, Mekke ve diğer yerlerin bu ülkenin sınırları içinde bulunması ve bir hac ibadetin bir parçası haline gelmesi. Yani İslam dinindeki temel ibadet noktalarından birinin hac faaliyetiyle bu ülkelerde yapılıyor olması. Dolayısıyla Suudi Arabistan bunlardan herhangi birine bir kontrolünün kaybolmasını İstemez. Doğrudan kendisine ve egemenlik Hedef. Hakkına müdahale. Zaman zaman gündeme gelen bir şey bu. Diyorlar ki Suudlar bu işi pek yapamıyor veya yanlış yapıyor. Uluslararası bir denetim olsa, hatta Türkiye'den de bunu dile getirenler, dillendirenler olmuştu ama Suudlar bunu kabul etmeyeceklerdir ve direneceklerdir. Ama çok can evinden vurdu. Yani Katar'ın böyle bir şeyi gündeme getirmesi çok bu tartışmanın bakın nerelere gidebileceğini gösteriyor.
Sema uyarıyor, süren bitti. Deniz, belki bir cümle, bir şey söylersin. Bu hafta Yüksek Askeri Şura toplanacak. Akıncı Üssü davası yarın başlıyor. Bu hafta izleyeceğimiz konu başlıkları bunlar. Yine AK Parti'de yapılacak toplantılar, evet, buluşmalar söz konusu. Bunu bu hafta boyunca tartışırız. Son söyleyeceğim bir şey varsa alayım, araya gideceğim. Süren bitti diyerek vereceğim sözü sana. Evet, Ebru, sadece Yüksek Askeri Şura çarşamba günü toplanıyor. Zaten hani jandarma ayrıldıktan sonra, hani genelkurmayın yapısı değiştikten sonra çok fazla yükü kalmamıştı Şura'nın. Önemli sonuçları olacaktır. Hani yeniden yapılanmanın bir yıl aradan sonra ilk somut meyvelerini bu Yüksek Askeri Şura'da göreceğiz. Hem atamalarda göreceğiz, hem kuvvet komutanlarının görev süresinin bir yıl uzatılıp uzatılmamasını da göreceğiz. Dolayısıyla çarşamba günü bu toplantıyı izleyeceğiz. Perşembe günü de Rüzgar Santrali ihalesine teklifler alınmıştı. İhalenin sonlandırılacağı, yapılacağı ve tamamlanacağı. 8 firma başvurdu. Bunlardan 4'ü Alman şirketi. Açık Alman eksiltme yöntemiyle olarak ihale perşembe günü sanırım tamamlanacak. Kısa bir ara. Kapatırken benzinde motorinde 11 kuruş, yarından itibaren zam var. Petrol fiyatları arttı ya, hani gelebilir dedik derken geldi. Hani yarından geçerli olacak diye hatırlatalım ve tamamlayalım haftayı. Hoşça kalın. İyi haftalar.